Ah, ne kadar güzel bir rüyaydı. Ama beni uyandıran da ne? Bu çalar saat olmamalı, henüz çok erken. Bu ses de ne böyle? Gidip baksam iyi olur. Aa, bu ses Vicky'yi seven hayranların bağırışlarından başka bir şey değildi. Vicky, seni seviyoruz. Arkadaşlar, ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Sayenizde güne oldukça motive başlayacağım. Fakir Nicole ise dışarıdan gelen yüksek seslere irkilerek uyanmaktadır. Benim rüyamı bölmeye kim cüret edebilir? Şimdi ona göstereceğim. Görünüşe göre yoldan geçen biri Nicole'u kızdırmış olmalı. Hey sen, buraya bak. Sabahın bu kadar erken saatinde ses yapmak zorunda mısın? Ne? Çalar saatinin görevini yerine getirdiğim için bana teşekkür etmeliydin. Şimdi aşağı gelip sana bir teşekkür vereceğim. Ama bu hiç hoşuna gitmeyecek. Oh, acele etsem iyi olur. Kiminle uğraştığının farkında değil. Kaçmış. Ne kadar da korkak. En azından artık kimse ses çıkarmayacak. Popüler bir kız kirli ve kötü kokan ayakkabılar giymek istemez. Bu kokmuş ayakkabıların dolabımda yeri yok. Ama fakir bir öğrenci bu durumu hiç umursamaz, fakat tek değildir. Yine mi sen? Bu ne güzel bir sürpriz. Hizmetçi. Size bu sezonun en moda ayakkabılarını getirdim. Spor ayakkabıları giymeliyim çünkü yürüyüş yapacağım. Önce ben gördüm. Hayır, ben. Sana göre değiller. Bu seni ilgilendirmez. Oh, para mı o? Nerede? Yakaladım bile. Ne? Bu sefer o kadar kolay kaçamayacaksın. Sevimli ve çok rahatlar. Tam da istediğim gibi. İyi iş Neil. Ben gidiyorum. Tabii ki efendim. Pahalı bir araba ve şoför zengin Vicky için vazgeçilmez bir ulaşım aracıdır. Uyuyakalmışım. Ders başlamadan önce oraya nasıl gideceğim? Hmm. Bir fikrim var. Bir zeki öğrencinin derse zamanında gidebilmek için yapamayacağı bir şey yoktur. Sonraki durağımız kolej. Özel bir şoförünüzün olması büyük bir ayrıcalıktır. Kapıyı kendiniz açmanıza bile gerek kalmaz. İyi günler. Bu ses de ne? Beni okula getirdiğin için sağ ol. Hoşça kal. Bu nasıl olabilir? Yaşasın. Tam zamanında geldim. Hadi gülümseyin. Aa, selfie. Ben de çekilmek istiyorum. Fotoğrafımı mahvetme. Çok kıbızsın. Vicky yeni aldığı telefonla birlikte arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmekte. Nicole'ün eski telefonu onunla kıyaslanamaz bile. Ama Nicole kolay kolay pes etmeyecek gibi. Zekilerin de kendine göre avantajları vardır ve en büyük silah zekasıdır. Telefonumu geliştireceğim ve hepinizinkinden daha havalı olacak. Herkes beni kıskanacak. Fiyo, sonunda bitti. Çoklu kamera özelliği sayesinde harika fotoğraflar çekecek. Ups. Böylece kameralardan çıkan flaşın çok güçlü olduğu ortaya çıktı. Ah hayır, benim güzel gözlerim. Öyleyse öğrenciler, neden hepiniz gözlük takıyorsunuz? Nicole sorsanız iyi olur. Evet Nicole, gözlerimize kim zarar verdi? Benim hatam değil, bu bir kaza. Üniversitenin en popüler kızının kalbini kazanmaya çalışan birkaç yakışıklı erkeğin olması hiç şaşırtıcı değil. Ne kadar tatlı. Ah, çok şanslı. Merhaba, evet. Hiç şansın yok. Yok, sana demedim. Hepiniz gider misiniz lütfen? Asla onun yerinde olamayacağım. Bu senin için. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Çok tatlısın. Hadi gidelim. Umarım bu gece müsaitsindir. Ah, evet evet. Nicole ve Vicky'yi aynı restoranda romantik bir akşam yemeği mi bekliyor? Ah hayır, Nicole'un şansı yine yanında değil. Ne düşünüyorsun? Bir edebiyat testi mi?
Karşılığında sana kurabiye vereceğim. Ama Vicky'ninki gibi normal bir randevu bekliyordum. Aa! Peki anlaşma ne olacak? Bana kurabiyeyi ver. Biraz daha. Nicole ne kadar kızgın olsa da en sevdiği ikrama hayır diyemez. Dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra Çölü'dür. Evet anladım, notumu aldım. Büyümeye devam ettiği gerçeğini belirtmekte fayda var. Hey Nicole, sihirli bir lamba gördün mü? Sadece çizgi filmlerde. O gerçek mi? Hadi öğrenelim. Beni uyandıran kim? İş iştir. Merhaba hanımefendi, dileğiniz nedir? Bu gerçek bir cin. Şşş, sessiz. Dünya küresindeki Maldivleri görüyor musunuz? Beni oraya götürmenizi istiyorum. Umarım dileğinizi isterken dikkatlice düşünmüşsünüzdür. Evet. Siz nasıl isterseniz, eğer Alaaddin'i görürseniz ona tatilde olduğumu söyleyin. Vicky ortadan kayboldu. Gerçekten kürenin içinde mi? Böylece lamba cini Vicky'nin dileğini tam anlamıyla karşılamış oldu. Sonsuza kadar burada sıkışıp kalacağım. Lütfen bana yardım edin. Ben halüsinasyon mu görüyorum? Zavallı Vicky, bir şeyler planlayıp seni oradan çıkaracağım. Sizce zengin ve popüler öğrenci ile fakir ve zeki öğrenci arasında bir dostluk mümkün müdür? Cevabınızı bu videonun altındaki yorumlara yazın. Herkese merhaba. Hepiniz makyaj kursuna hoş geldiniz. Profesyonel bir makyaj öğrenmeye hazır mısınız? Burada neler olduğunu merak ediyorum. Bir derse girmek bu kadar pahalı mı? O kadar param yok ki. Ama öğrenmek oldukça heyecan verici. Şimdi size makyaj yapmak için uygun tekniği göstereceğim. Zavallı Nicole bilgi uğruna risk almayı göze almakta. Maalesef hiçbir şey duyamıyorum. Ama en azından görebiliyorum. Sadece öğretmenin gösterdiklerini takip etmeliyim. Gördüğünüz gibi tablo size temel uygulama şemasını gösteriyor. Doğru tonu seçmeyi unutmayın. Nicole öğretmeni duyamayıp sadece gösterdiklerini uyguladığı için makyajı istediği gibi olmamıştı. Yani bunu böyle yapmak zorundayım. Gayet mantıklı. Model makyajını öğrenecek miyiz? Harika. Biraz tuhaf görünüyor ama belki de yeni modadır. Bu ses de ne? Merhaba. Sadece buradan geçiyordum. Her şeyi yanlış anladınız. Şimdi gidiyorum. Güle güle. Bakım zamanı. Çok iyi görünüyorum. Ama bu da ne? Sivilce mi çıkmış? Ondan hemen kurtulmalıyım. Neler oluyor? Neden hareket edemiyorum? Hayır, hayır, hayır. Kirli parmaklarını üstümden çek hemen. Olamaz. Tamam, sakin ol Vicky. Nefes al. Sadece korkunç bir kabustu. Bugün bir final sınavınız var. Herkese iyi şanslar diliyorum. Başlayalım. Sorular zor gözükmüyor. Olamaz. Zavallı Nicole o kadar fakir durumdadır ki okul gereçlerinden bile tasarruf etmesi gerekir. Bu kalemden başka her şeye benziyor. Mürekkebim mi bitti? Bu sorunu hemen çözmeliyim. Alo Neil, bana şanslı kalemimi getir. Bununla yazmak çok zor ama başka seçeneğim yok. İyi günler Bayan Vicky, işte kaleminiz. Harika. Sadece soruları okuyup testi bitirmem gerek. Her zaman olduğu gibi Nicole sınavı bitiren ilk kişi. İşte sınavın bayan tır. Kontrol edeceğim. Almışım. Yuhu. F mi? Bu doğru olamaz. Bayan tır, size bir teklifim var. Notumu A olarak değiştirirseniz size bu kalemi vereceğim. Sanırım zengin olacağım. Eğer zengin olma ihtimaliniz varsa vereceğiniz not umrunuzda olmaz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ama Nicole gibi fakir öğrenciler pahalı bir kalemi olmadan bile A'yı alabilir. Harika parti Vicky. Şerefe. Teşekkürler ama sanki bir kişi eksik gibi. Dileğimi doğru düzgün dilemem gerek. Keşke bir arkadaşım olsaydı. Sanırım aramalıyım. Annem mi arıyor? Olamaz. Vicky. Alo. Partide seni de aramızda görmek istiyoruz. Gelmek ister misin? Evet, çok isterim. Bu benim hayalimdi. Her öğrenci böyle gösterişli bir partiye katılamaz. Wow. Bak bu Leo, K-pop yıldızı. Hey, ben Leo ve bütün gece boyunca aşk şarkıları söylemeye hazırım.
Nicole nerede kaldı? İşte buradasın. Nicky, bu parti çok güzel. Onu buraya kim davet etti? Burada olmaması gerek. Lütfen bunu yapmama izin ver. Ama hiçbir şey göremiyorum. Merak etme, benimkini takabilirsin. Belki de popüler ve zengin Vicky'nin kalbinde fakir ve zeki Nicole'le özverili ve samimi bir arkadaşlık kurmak gerçekten de vardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.